2015 7 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimlerinde Edirne'den AK Parti'den milletvekili adayı olmayı düşünüyorum, Allah nasip ederse. AK Parti eski il başkanı Avukat Müjdat Kahve, beraberinde AK Parti İl Genel Meclis üyesi ve Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez ile birlikte televizyonumuzu ziyaret etti. Yani hadi TV biraz daha bir Edirne televizyonunu ilgiyle izlediklerini belirten Kahve, ilimizin tek televizyonu olan ETV önemli bir görevi yerine getiriyor. Ulusal basına yansımayan ancak Edirnelileri ilgilendiren olaylardan birinci elden sizin vasıtanızla haberdar oluyoruz. Edirne televizyonuna yayın hayatında başarılar diliyorum dedi. Evet, Edirne televizyonu bölgemizin, ilimizin tek yerel televizyonu olması hasebiyle özellikle aktif siyaset dönemimizde, il başkanlığı dönemimizde, il genel meclis başkanlığı dönemimizde genellikle programlarınıza konuk olmak üzere veya bir haber vesilesiyle burada oluyorduk. Ama bugün sadece Edirne Televizyonu çalışanlarıyla beraber bir ziyaret etmek istedik. Bölgemizin ve ilimizin tek televizyonunu. Bu vesileyle buradayız. Hem sizlerin çalışmaları hakkında bilgi almak, çalışmalarınıza başarılar dilemek ve Edirne Televizyonu'nun ilimiz için öneminin farkında olduğumuzu, çok önemli bir görevi ifa ettiğinizi belirtmek amacıyla ilimizle ilgili özellikle ulusal basına yansımayan sadece Edirne'mizi ilgilendiren haberleri öğrenebildiğimiz, görüntülü olarak takip edebildiğimiz, tabii gazetelerimizden de haber alıyoruz ama özellikle internet üzerindeki yayınlarınız anında haberler ve gazetelerimizin bir gün sonra çıkması hasebiyle biraz gecikmeli çıkmış oluyor. Onların da internet siteleri var. Ama ulusal basına yansımayan ama Edirne'lileri ilgilendiren olayları birinci elden sizin vesilenizle biz de haberdar oluyoruz. Hatta AK Parti eski il başkanı Müjdat Kahve, milletvekili adaylığını düşünüp düşünmediği yönünde kendisine yöneltilen soruya ise siyaset yapmaya devam edeceksek milletvekilliği adaylığı uygun olur diyerek aday olacağını söyledi. Bu soruyu uzun zamandır soruyorsunuz bize hakikaten. Biz de hep erken diye devam ediyoruz. Henüz hakikaten belki de erken ama artık bir seçim satım haline de girildi. Çünkü Yüksek Seçim Kurulumuz seçim takvimini de açıkladı. Mesela devlet memurlarının 9 veya 10 Şubat itibariyle istifa etmeleri gerekiyor. Aslında bir herkes tarafından bu malum sorunun cevabı ama bugüne kadar da bir resmi herhangi bir şeyde bulunmadık. Allah nasip ederse, tabii ben bu partinin kurucusuyum. AK Parti Edirne'de kurulduğu zaman il kurucusu olarak görev aldım. Ama ikinci dönemde ben il genel meclis başkanı seçildim. 2,5 yılda il genel meclis başkanlığı yaptım. O dönemden beri de Ankara'da genişletilmiş il başkanları toplantısına katılmaya başladık. Parti olarak bizim belediye başkanlarımızla beraber il genel meclis üyelerimiz de alıyor. Sonra il başkanı adayı olduk. 5 yıl il başkanlığı yaptım. Yani il yönetim kurulu üyeliği yaptım il kurucusu olarak. İl genel meclis üyeliği yaptım. İl genel meclis başkanlığı nasip oldu. 5 yıl il başkanlığı yaptım. Artık siyaset yapmaya devam edeceksek bizim için milletvekili adaylığı herhalde uygun olur diye düşünüyorum. Etrafımızda yaptığımız istişareler neticesinde de geldiğimiz noktada Allah nasip ederse, o günleri görürsek, olağanüstü bir değişiklik olmazsa 2015 7 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimlerinde Edirne'den AK Parti'den milletvekili adayı olmayı düşünüyorum, Allah nasip ederse. AK Parti İl Genel Meclis üyesi Mustafa Suiçmez de ETV'yi ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi. Yaklaşık olarak 7-8 yıldan beri hep birlikte siz geliyorsunuz, birliğe meclisi takip ediyorsunuz. Bizim sesimizsiniz. Yani bir sorunumuz olduğunda sevincimizi sizinle paylaşıyoruz. Üzüntümüzü sizinle dile getiriyoruz. Ben de bu vesileyle işte yerel basınımızı sırasıyla zaman zaman gidiyorum. Yani daha önce diğer gazeteci arkadaşların da yerlerinde ziyaret ettik. Edirne Televizyonu'na uzun zamandan beri gelmemiştik. Bugün dedik bizim sesimizi, kulağımızı yani bir yerinde ziyaret edelim. Oradaki çalışan arkadaşları. Herhangi başka bir şeyimiz yok. Bir nezaket ziyareti. Hep siz geliyorsunuz, biz gelelim bakalım. İade-i ziyaret oldu diye. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah daha önümüzdeki günlerde de hem güzel haberlerde, hem güzel haber olsun hem demeyelim de inşallah hep güzel haberlerde yine beraber olacağız inşallah.